Çözüm Rehberim kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere Windows 11'in görev çubuğunu nasıl özelleştirebilirsiniz, istediğiniz şekle nasıl sokarsınız onu göstereceğim. Sizlerle bu video ile birlikte tüm özelleştirmeleri öğrenmiş olacaksınız. İstediğiniz gibi ayarlayabileceksiniz arkadaşlar. Eğer bir sorun yaşarsanız yorum yazmayı, videoya da like atıp kanala abone olmayı da lütfen unutmayalım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi en son hali böyle. Kendimce böyle bir optimizasyon yaptım. Tabii renkleri falan daha değiştirmedim hiçbirini. Sizin görmeniz için ya da uygulama tam olarak eklemedim. İlk olarak kişiselleştirmek için aramaya geliyorum. Ayarlara gidiyorum. Ayarlara gittikten sonra burada yapmamız gereken kişiselleştirmeye gelmek. Ve burada biraz aşağıda görev çubuğunu bulmak olacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar, en üstte Windows'un verdiği kısa yollar var bize. Bunları gösterip göstermediğini buradan seçebiliyoruz arkadaşlar. Kapalı dersek tamamen başlattan kayboluyorlar. Buradan sizler de istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Bir aşağısında görev çubuğu köşe simgeleri var. Bunlar da dokunmatik ekranlar ve bilgisayarlar için genelde ayarlar. Dokunmamıza gerek yok. Bize yarayacak şeyler değil maalesef. Onun bir altında görev çubuğu köşesi taşması var. Buraya tıkladığım zaman tüm yüklü uygulamaları görebiliyoruz. Burada istersek bunları açabiliyoruz. Açtığımız zaman şöyle bir şey oluyor arkadaşlar. En sağ aşağıya köşede gördüğünüz gibi uygulamayı görebiliyoruz arkadaşlar. Açık uygulamalar arasına giriyor. Kapatırsam da hiçbir şekilde gözükmüyor o tarafta. Kısa yolu olarak oraya da ekleyebiliyoruz arkadaşlar. En aşağı geldiğimizde görev çubuğu davranışları var. Görev çubuğu hizala yerini seçebilirsiniz. Sol taraf veya ortalığı seçenekleriyle birlikte eski tarzı seviyorsanız sol tarafa da alabilirsiniz. Onun dışında görev çubuğunu otomatik olarak gizli seçeneği var. Ona bastığımız zaman görev çubuğu direkt yok oluyor. Aşağı kaydırdığım zaman açılıyor. Windows 10'dan da alışık olduğumuz bir özellik. Bunu da açık tutabilirsiniz isterseniz. Burada ek olarak görev çubuğu uygulaması üzerinde rozetleri gösteriyor. Yani bildirim sayısını göstermekte. Arkadaşlar, onu da açık tuttum. Ve masaüstü göstermek için görev çubuğunun en uzak köşesini seçin diyor. Yani şu en sağ tarafa tıkladığımız zaman masaüstüne gitme olayını söylüyor. Onu da ister açıp ister kapatabiliyoruz. Şurada şu tiksiz olarak görünmesinin sebebi ikinci bir ekran bağlamama. Eğer sizde varsa buna tıklarsanız görev çubuğu tüm ekranlarda göstermeye başlıyor arkadaşlar. Şimdi görev çubuğu için renklendirmeye gidelim arkadaşlar. Onun için de tekrardan ayarlardan güzelleştirmeye geliyorum ve renklere geliyorum. Evet arkadaşlar, renklere girdiğim için görev çubuğundaki saydamlığı kapattım. Saydamlığı da bir uygulama ile vermiştim zaten. Onu da size bonus olarak en sonda sunacağım. Burada modunuz seçin seçeneği var. Buradan koyu veya açık seçebiliyoruz. Ayrıca özel dersek de Windows modunuzda koyu yapıp uygulamada açık da yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Şu an değişiklik olsun diye koyu temada kalsın. Saydamlık efektini kapatabiliyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaki mavi bir saydamlık getiriyor ve hoş gözüküyor. Bunu da ister açıp ister kapatabiliriz. Tema rengi olarak istediğinizi seçebilirsiniz burada. Ayrıca de renkleri görüntüleyin diyerek kendi renginizi burada oluşturabilirsiniz. Özelleştirmenize imkan tanıyor arkadaşlar. Bu da bitti dersek. Aşağı indiğimiz zaman burada seçtiğimiz rengin başlangıç ve görev şurada vurulu rengini göstermesi diyor. Yeşil seçersem şöyle açtığım zaman kendisi de yeşile dönüyor arkadaşlar. Başlangıç ve görev çubuğunu böylelikle rengini buradan değiştirebilirsiniz istediğiniz gibi. Başlık çubuklarında ve kenarlarında vurgu rengi göster. Şu an yeşilde olduğu için gördüğünüz gibi pencerenin etrafını yeşil bir desen kapladı. Tamamda koyu olduğu için güzel durdu açıkçası. Şimdi de uygulamaları nasıl başlatıp sabitleriz onu göstereyim sizlere. Evet arkadaşlar, eğer bir uygulamayı başlatı sürükleyerek koymaya çalışıyorsanız maalesef bu Windows 11'de çalışmıyor. Onun yerine şöyle yapmanız lazım. Programı çalıştırmanız lazım ve programın üzerine gelip sağ tıklayarak görev çubuğuna sağ tıkla dediğiniz zaman artık burada kalacaktır. Çıksanız da artık burada Google Chrome gözükecektir arkadaşlar. Böylelikle istediğiniz uygulamaları ekleyebilirsiniz başladığınızda normal Windows 10'daki gibi. Son olarak da size başlatı saydam bir hale getirmeyi nasıl yaparız onu göstereyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, size verdiğim linkten dosyayı indirmeniz gerekiyor. Kesinlikle virüs yok. Virüs koruma programıyla tarattım. İndirdikten sonra tıklayacaksınız.
İşte böyle bir sayfa karşımıza gelecek. Normal kuruldum. Next dedikten sonra kurulmasına izin vereceğiz arkadaşlar. Launch diyeceğiz ve açılmaya başlayacak. Evet dedikten sonra artık gördüğünüz gibi başlatınız Tidal bir şekilde aldı arkadaşlar. İstediğiniz gibi programı da ayarlayabiliyorsunuz. Saat diyerek şöyle burada boylarını, rengini vesaire seçebilirsiniz siz de. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoya like atmayı ve kanala abone olmayı lütfen unutmayalım. Bir sorun yaşarsanız da yorumlara bekliyorum.